Kadersiz kaderim benim, hoş geldin. 27 yaşındasın daha, aslında evet. Ömrünün baharındasın. Evet. Sen de anne oldun. Evet, ben de anneyim. Peki kendi anneni hiç görebildin mi? Yok, görmedim. Annesiz olmak nasıl bir şey? Tarif edemem. Hani ölse dersin ki mezarı burada giderim, dua ederim. Ama varken yok olması çok zor bir şey. Evet, yani hiç görmedim. Sadece ismini biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorum başka. İsmi nedir? Christina. Christina. Türk değil o zaman. Türk değil. Romanyalıymış. Nereye? Romanyalı. Evet. Kader, neden annenle yollarınız ayrıldı? Şimdi şöyle... Biriyle görüşüyormuş, yani benim öz babamla. Aslında o da mı babam değil mi onu da bilmiyorum. Erdal öz babam, evet. Mı bilmiyorsun? Bilmiyorum, yani öz babam mı değil mi bilmiyorum. O dönemde Erdal evliymiş. Erdal'la birlikte bir sevgililik dönemi oluyor. Erdal'ın başı beladaymış herhalde. Ya benim annemle olduğu için mi bilmiyorum onu da. Christina senin annen. Evet. Se eğer. Erdal Bey bu beyefendi mi? Senin elindeki fotoğraflardan. Evet. Yani baban olduğunu düşündüğün kişi, ondan evet. Da tam emin değilsin. Değilim, evet. Peki Erdal'la Christina bir birliktelik yaşıyorlar ama bu sırada Erdal evli. Annen evet. De garsonluk yapıyor. Evet. Bunlar bir araya geliyorlar, bir şekilde sana hamile kalıyor annen. Evet. 9 ay sonra sen dünyaya geliyorsun, fakat evet. Boşanmak gibi bir niyeti var mıymış? Yok, o sırada zaten evli, yani yasak aşk yaşıyorlar. Sonrasında ben oluyorum, eşi bana bakıyor. Bir ay, iki ay galiba bana eşi, bakıyor. Evet. Erdal'ın eşi mi sana bakıyor? Evet. Eşim, yani Erdal Bey'in eşi başka bir çocuktan olan, kendi yani babası, kocası olan bir çocuğa bakmayı kabul ediyor. Evet, ama tabii ki kendi çocuğun olduğunu söylemiş mi veya arkadaşımın çocuğu mu demiş, onu bilmiyorum. Sadece benim bildiğim, onun eşi de bana bir iki ay bakıyor. Sonrasında Erdal bana şu anki bakan babama getiriyorlar ben 3 aylıkken. Evet. Peki annen nerede? Annen nasıl vermiş seni? İşte ikisi birlikte getirmişler babama. Demişler ki biz 2-3 gün sonra kaçacağız. Başımız belada. Tayyip'e getiriyorlar, evet, seni. Evet, babama getiriyorlar, Talip babama. Yani şu anki bakan babama getiriyorlar. Adım da Merve'ymiş bu arada. Kader değil. Kaderi babamlar koyuyor. Yani Tayyip bana bakan, koyuyor, evet. Yani, Tayyip Bey koyuyor. Biz 2-3 gün sonra alacağız diyorlar. Sonrasında ölüm haberi geliyor Erdal'ın. Cinayet oluyor, öldürüyorlar, bir deniz kenarına atmışlar, bir hafta sonra cesetini buluyorlar. O sırada da ifadeye sadece annem gidiyor. Bu sen misin? Evet. Nasıl güzel, baksanıza maşallah. Peki, yani buraya kadar sen aslında babanın da tam emin değilsin ama Erdal'la Christina bir yasak aşk yaşıyor. Erdal evli. Evet. Christina hamileliğini tamamladıktan sonra sen dünyaya geliyorsun. Christina ile beraber Erdal karısına gidiyor. Sana 2 ay o kadın bakıyor ama ne dediler bilmiyoruz. Evet. Muhtemelen tabii yalan söylemişlerdir. Öyle ben bununla bir ilişki yaşadım. Çocuk da bu, ona da bak diyemez yani bir adam. Evet. Sonrasında seni alıyorlar ve bu sefer de Erdal'ın arkadaşı Tayyip Bey'e getiriyorlar. Evet. Ne diyorlar ona? Biz yani Erdal işte benim başım belada diyor. Biz diyor kaçıp gideceğiz Romanya'ya, herhalde öyle hatırlıyorum. Biz kaçıp gideceğiz, hani kızımızı da senden alacağız diyorlar. Babamdan. Birkaç gün sen bak. Evet, birkaç gün sen bak, o da alıyor babamda. Evli tamam. Mi o sırada Tayyip Bey? Yok, değil. Değil. Evli değil. Bekar adama kaç yaş, daha gençtir. Bu değil mi Tayyip? O bakayım. Erdal. O Erdal. Ha, evet. Senin öz baban olduğunu düşündüğün kişi. Evet. Peki sonra... Sonra işte ben alacağım diyor, yani kızımı alacağız gideceğiz diyor. Sonrasında ölüm haberi geliyor. Christina nerede bu sırada? Annen nerede? Beraberler mi zaten? Beni beraber bırakmışlar sanırsam. Peki Erdal hayatını kaybediyor o zaman. Evet. Bir cinayete kurban gidiyor anladığım evet. Kadarıyla. Christina'nın ne yaptığını bilmiyoruz sonrasında. Bilmiyorum. Sen Tayyip'tesin o sırada. Evet. Biz aslında ikisinin de vurulduğunu, ikisinin de öldüğünü biliyorduk. Ama ben Erdal'ın şu an bir kızı var, onunla görüştüm. Onun Christina abisiyle görüştüm. Abisi Christina, yani anne senin ifadeye de geldi demişti. Ondan yani sonra ben yaşadığını kalıyor. Bildim. Yani normalde ben ölü biliyordum. İkisinde vuruldu diye biliyordum.
Peki sen birkaç günlükken, ya 2-3 aylıkken falan evet. Tayyip Bey'e geliyorsun. Evet. Yani aslında üvey baban. Evet. Seni büyüten kişi. Evet. Peki o adam evlenmemiş. Evet. Ailesine falan gösteriyor mu seni? Nasıl bakıyor sana? Şimdi şöyle ilk tabii beni alıyor, çekiniyor, götüremiyor. Bekar biri olduğu için. İlk dayımın yanına götürüyor. Ondan sonrasında annesine götürüyor, babaanneme. Anne diyorum ona. Sonra babaannem sahip çıkıyor. O büyüttü, o baktı bana. Allah razı olsun. Yani hep bana o eksikliği tabii ki doldurmaya çalıştı ama buramda hep bir boşluk vardı. Öyle. Peki ne diye anlatıyor seni? Anlatıyor mu durumu? Yoksa başka bir şey mi söylüyor? Yok, hep bu konular yani hep böyle. Hayır, yani şey. Babaannem biliyor mu? Aslında arkadaşımın çocuğuydu. Evet, anlatıyor. Babam ha, sonrasında. Ama bir cinayete evet. Kurban gitti. Anneyi de bulamadım. Evet. Peki annen seni sonra hiç arayıp sormamış mı Tayyip'ten? İşte ben onu defalarca soruyorum aslında. Hani hiç mi aramadı ya da nasıl bıraktı? Hani geri dönüp alabilirdi ama hiçbir haber alınamadı. Yani bilmiyorum, belki Türkiye'de değil, belki Romanya'da. Hiçbir bilgim yok. Acaba yanlış bir şey yaptığını düşünüp seni terk mi etti? Yoksa şartlar bambaşkaydı da sana bir türlü ulaşamadı mı? Ya bence şartlar ne olursa olsun bir anne çocuğunu bırakamaz. Senin çocuğun var değil mi şimdi? Benim çocuğum. Ne kadarlık çocuğun? 4,5 yaşında. 4,5 yaşında. Sen annenin yerinde olsaydın, aynı şeyleri yaşasaydın bırakır mıydın çocuğunu? Ben bırakamazdım çocuğumu. Sordun yani mu bunu kendine defalarca? Ben... şöyle hep kendime bir söz vermiştim mesela bekarken, ileride anne olursam çocuğuma hiçbir şekilde anneliğin eksikliğini yaşatmamam için. Yani ben onsuz nefes alamam, bırakamam çocuğumu. O nasıl bıraktı, belki şartları daha farklıydı, bilemiyorum tabii ki ama bence hiçbir anne bırakamaz çocuğunu. Yani ne yaşarsa yaşasın. Ben de altında yani öyle düşünmek istiyorum. Belki mutlaka bir şey vardır. Çünkü daha sen birkaç günlükken vermek zorunda kalmışlar. Evet. Ama niyetleri seni almakmış. Evet, öyle söylemişler. Acaba Erdal'ı öldüren kişiler, senin annenle de bir şey vardı. Belki onu da öldürmek için, o da ortadan kayıp mı oldu? Onu başka sevgilisinin kocası mı, nişanlısı mı artık neyi bilmiyorum, onun öldürdüğünü duydum. Kristina'nın başka eski sevgilisi mi? Evet, Kristina'dan başka yani 3 kadınla birlikte. Biri evli, 2 sevgilisi. Kim? Erdal'ın. Ha, Erdal'ın Kristina'nın dışında da mı sevgilisi varmış? Evet. Bir karısı var, evet. Senin annen olduğunu düşündüğün Kristina var, evet. Bir de biri daha var. Biri daha var ama onunla tabii ki ilişkisini kesiyor, sonra benim annemle oluyor ama o sırada tabii ki evli. Yani evliyken bunları yapıyor. Duyduğuma göre de o kişinin sevgilisi mi artık kocası mı ne, ona işte cinayete kurban gidiyor. Ama tam işin aslını bilmiyorum tabii ki. Peki şimdi sen bunları anlatıyorsun ama sen o sıralarda bebeksin ve bunları sana anlatılan kadar biliyorsun. Evet. Oysa aslında Tayyip Bey, yani seni bu yaşa getiren, evlendiren, evet. Büyüten, Allah ondan razı olsun, bir yerde sıkıntın var ama Talip Bey bir taraftan da sana sahip çıkmış. Evet. Helal olsun. Şimdi çocuğu var, o da yeni bir evlilik yapmış. Artık onda, evet. Hayatı değişmiş ama sen hala hayatındasın. Evet. O yüzden ben Talip Bey'i de merak ediyorum. O da stüdyomuzda. Onu da buraya davet ediyorum. Buyurun efendim Talip Bey. Hah, Skype'da karşımızda. Talip Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ya sizin de kaderiniz kaderle beraber değişmiş aslında. Siz bir anlatır, evet. Mısınız? O dönemde neler yaşadınız? Şimdi bundan iki yıl öncesine kadar benim bildiğim sadece işte 3 aylıktı kızımı bana verdiklerinden. Ondan sonraki öğrendiğimiz şeyler kızımın anlattıkları, benim de ona aktardıklarım. Peki bir anlatır mısınız bu Erdal Bey? Yani şimdi kaderin babası nasıl biriydi? Biraz karışık bir hayatı varmış herhalde. Bir karısı, 2 sevgilisi. Evet. Maalesef öyleydi. Aynı mekanda çalışıyorduk. O şef garson olarak, ben de müzisyen olarak çalışıyordum. Kendisi evliydi zaten. İşte birlikteliği olduğu Kristina'da. Kristina'nın daha önceden de birlikte olduğu birkaç kişi daha olduğunu tahmin ediyorum. Sonra bunlar birliktelik yaşarken ailesinden tabii ki ister istemez baskı görüyordu. Biz de Erdal'a diyorduk yani bence en güzel seni yuvana dönmen. Tabii seviyorum dedi. Ben dedi bunu dedi bırakmayacağım. Sonra bir gün işte dostluğumuzun
güzel olduğundan dolayı çocuğu bana teslim etmek zorunda kaldım. Ben de düşüncesi hiçbir şekilde yani hayır demeden kaderi aldım. O gün programa gitmedim. Kucağıma aldım. Dayımın bir arkadaşına götürdüm. Çünkü ailemin tepki göstereceğini ben biliyordum. Bir abimle bu işi istişare ettik. Dedim böyle böyle abi, böyle bir durum var. Peki siz nasıl cesaret ettiniz? Aslında siz de delikanlısınız. Küçücük bir bebek, 3 aylık. Almak enteresan ama helal olsun, bu yaşa getirmişsiniz, onu evlendirmişsiniz. Bir de şimdi torununuz olmuş, hem de 4,5 yaşında. Evet. Yani işte o da kader. Şöyle yapalım mı? Şimdi burada farklı gerçekler var. Belli ki başka şeyler de çıkabilir. Eğer Kristina'yı bilen birisi varsa, olası babam dediğin kişiyi, yani Kadir'i tanıyan birisi varsa, olaylar nerede geçiyor? İstanbul'da mı? Evet, İstanbul. Sultanahmet'te. İsim vermem. Biz onu keseriz. Sultanahmet'te sen şimdi kaç yaşındasın? 27 sene önce bu kişileri tanıyan, gören, duyan varsa ihbar hattımız hep açık. Lütfen bize ulaşsın. Bakalım yarın farklı gelişmelerle karşınızda olacağız. Teşekkür ediyorum. Bak, bir taraftan kader değişirken bir başka kişinin de kaderini değiştirmiş. O da evlat sahibi olmuş. Peki.